Karınca ile güvercin. Sıcaktan bunalan karınca serinlemek için dere kenarına inmiş. Şırıl şırıl akan dereye eğilmiş. Yüzüne avuç avuç su vurmuş. Sonra içmek için biraz daha eğilmiş suya. Bu sırada dengesini kaybetmiş ve dereye düşüp akıntıda sürüklenmeye başlamış. Yüzme bilmiyormuş karınca. Suya batıp batıp çıkmaya başlamış. Bir yandan da bağırıyormuş. İmdat! Boğuluyorum! İmdat! Bu sırada dere kenarındaki bir söğüt ağacı dalında güneşlenmekte olan güvercin duymuş karıncanın sesini. Korkma karınca kardeş, diye seslenmiş. Şimdi bir yaprak atıyorum sana. Ona tutun ve kurtul. Söylediği gibi yapmış güvercin. Daldan bir yaprağı gagasıyla koparmış ve suya atmış. Karınca yaprağın üzerine tırmanmış. Birkaç metre sonra da kıyıya varıp sudan çıkmış. Karınca çok duygulanmış güvercinin bu iyiliği karşısında. Seslenmiş aşağıdan. Hayatımı kurtardın güvercin kardeş. Bu iyiliğini unutmayacağım. Dilerim gün olur ben de sana bir iyilikte bulunurum. Güvercin gülmüş bu söze. İyilik bilmen güzel karınca kardeş. Ama buğday tanesi kadar boyunla bana nasıl bir iyilikte bulunabilirsin ki? Güvercinin sözü daha bitmeden karıncanın hemen arkasında eli tüfekli bir adam belirmiş. Adam tüfeğinin namlusunu daldaki güvercine doğrultmuş. Nişan almış. Karınca hızla ileriye atılmış. Adamın ayakkabısından içeriye girerek ayak topuğunu bütün gücüyle ısırıvermiş. Adam da tam o an tetiğe basıyormuş. Acıyla yerinden fırlamış, tüfeğin namlusu hedefinden sapmış ve çıkan saçmalar gökyüzüne dağılmış. Tabii güvercin de vurulmaktan kurtulmuş. Güvercin daldan uçup uzaklaşırken karıncaya doğru seslenmiş. Özür dilerim karınca kardeş. Boyunu küçük görüp seni ciddiye almadım. Dahası aşağıladım. Ama sen de benim hayatımı kurtaracak kadar güçlü olduğunu gösterdin ve bunu kanıtladın. Teşekkür ederim kardeşim. Demiş ve uçarak uzaklara gitmiş.